Merhaba sevgili Fikir Durağı izleyicileri. 2 Temmuz 1993 Madımak katliamının üzerinden tam 31 yıl geçti. Bir otelin sloganlar eşliğinde yakılması ve içerisindeki ölümlerin izlenmesi ve bugüne geldiğimizde hala devam eden linç kültürü ve pogromlar. Bugün programımızda Madımak katliamının dününü, bugüne yansımalarını konuşacağız. Konuğum Gazi Eğitim Kültür Vakfı Genel Sekreteri Arzu Erdoğan bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyeyim? O günü hatırlıyor musunuz? Tam 31 yıl öncesiydi Madımak Oteli'nin yakılmasını. Nasıl duydunuz? O günkü duygunuz nasıldı? Ben öğretmen kökenli bir arkadaşınızım. O gün Eğitim Sen'in Ankara'da bir eylemi vardı. Böyle molalarda televizyonlar açık oluyor ya, o zaman telefonlar bu kadar yaygın değildi, cep telefonları. Televizyonlar açıktı. Televizyonların önce alt yazılarında geçti ve çok geç saatte geçti. Çok erken başlamış ama haber kanallarındaki alt yazı 2 Temmuz'da işte gösteriler yapılıyor, Aziz Nesin'e karşı gösteriler yapılıyor diye önceleri verildi. Sonra biz böyle bir gerginlik, bir sorun olduğunu anlayınca orada Sivas'ta tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşları aramaya başladık. Söylenen şey çok acı. Burada felaket bir durum var. Çok kötü. Tarif edemiyoruz. Öyle oldu, böyle oldu gibi bir sürü açıklamalar yaptılar. Özellikle Sivas'tan mitinge, yani Ankara'daki mitinge gelmek için yola çıkan arkadaşlar geri döndüler. Bu şekilde bir şey, yani duyduk biz olayı. Korkunç. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara lekelerinden birisi, büyük bir kara leke. Bir otelde 33 insan ve iki tane otel görevlisi 8 buçuk saat boyunca kurtarılmayı bekliyor. Ve bu insanların büyük bir çoğunluğu sanatçı, aydın, yazar ve genç insanlar, tiyatro ekibinde olan genç çocuklar, Semah ekibinde olan genç çocuklar. Tamamen planlanmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün o döneme dair tanıklıklar ve kaynaklar gösteriyor ki yani Sivas çok büyük bir yer değil. Öncesinde Sivas'a en az 10 bine yakın insanın geldiği söyleniliyor. Bütün konaklama tesislerinin dolduğu söyleniyor. Bir spor müsabakasının yapılacağı söyleniyor. Oysa ki aynı günlerde tamamen valinin kendi inisiyatifiyle bir Sultan Abdal anmalarını Sivas merkeze çektiği ve bu sanatçıların büyük bir kısmının kendisinin bizzat davet edildiği biliniyor. Yani iki büyük organizasyonu aynı anda yapıyor olmaları imkansız. Tamamen bilerek, isteyerek yapılmış olan bir şey. Orada protesto eden insanların hani 1 saat 2 saat protesto etmesinin dışında 8 saat boyunca bütün devlet yetkililerine ulaşmaya çalışmaları, o dönemin başbakanına, cumhurbaşkanına, başbakan yardımcılarına ulaşmaya çalışmaları ve bu ulaşmaya çalıştıkları sırada da hep şey sözünü almaları, tamam geliyoruz, tamam kurtaracağız, böyle teselli sözleri verilmesi, güven verilmesi ve o güvenin alt üst edilerek insanların yakılması çok büyük bir acı. Yani tarif edemiyor insan bu vahşeti, bu durumu. Çok yönüyle incelenmesi, değerlendirilmesi gereken bir şey. Hani adli kısmını, hukuksal kısmını, cezalandırma kısmını dışında bunun bir psikolojik ve sosyolojik bölümünün de incelenmesi gerekiyor. Büyük bir toplumsal travma. Peki siz yıllardır bir inanç merkezinde de yönetici olarak bulunuyorsunuz. Evet. Alevisiniz. Evet. Dolayısıyla bu katliamdan sonra geçen bu 31 yıllık süreçte Alevilerin yaşamı hiçbir zaman bu topraklarda kolay olmadı ama toplum olarak Alevi toplumu nasıl etkilendi? Nasıl kültürel değişiklikler oldu bu geçen sürece baktığınızda o günden bugüne? Evet. Türkiye tarihi gerçekten Aleviler açısından hep zor oldu. Yani demokratlar, solcular, sosyalistler, iyi niyetliler, güzel şeyler düşünenler açısından hep zor oldu. Aleviler açısından bir kat daha fazla zor oldu. Neden? Çünkü bakıyoruz Maraş katliamı var.
40 yılı tamamladı o da. Maraş katliamında da yanındaki komşusu gelip öldürebiliyor. Kibram dediği kişi gelip öldürüyor. Öldürebiliyor değil, öldürüyor yani. Hı hı. Böyle bir katliam. Çorum katliamı gene öyle. Gene Sivas'ta Çorum'dan önce gene bir mahalle bazında, Ali Baba Mahallesi denilen yerde işte yok iki kişinin tartışması büyüyor, işte katliama dönüşüyor. Dolayısıyla Çorum, Sivas, Maraş, işte ondan önce Pir Sultanların ölmesi hep Alevi inanç ve içtihatına yönelik, Alevi halkına yönelik bir katliamlar silsilesi oluşuyor. Fakat kanaatimce Sivas bir böyle kırılma noktası oldu. Çünkü gerek Türkiye'de gerek de Avrupa'da 2000'e yakın Alevi cemevleri var, Alevi kurumları var. İşte vakıf adı altında, işte dernek adı altında. Bunların oluşmasının hepsi böyle dikkat edin tarihsel olarak 92'den sonraya denk gelir. Yani 1990'dan sonra, 92'den sonra yani Sivas katliamından sonra büyük bir şekilde patlama oluştu örgütlülük, Alevi örgütlülüğü açısından. Bunun sebebi şuydu diye düşünüyorum. Hatta Aziz Nesin de bir röportajında söylüyor, diğer kurtulan sanatçılar da söylüyor. Biz hani devletin birçok şeyini eleştirirdik, hükümetlerin birçok uygulamalarındaki yanlışlıkları eleştirirdik ama bile bile bizi yakayacağını ve bunu seyredebileceğine inanamıyorduk. Bu kadar vahşileşeceğine, bu kadar kör olacağına, bu kadar duyarsız olacağına inanamıyorduk. Aynı duygu durumu aslında Alevilerde de vardı. Yani tamam evet birçok şeye maruz kalıyoruz, tutuklanıyoruz, yok sayılıyoruz, inancımızı yaşayamıyoruz. Fakat gene de bizim yani bir devletimiz var. Ve buraya gelmez. Evet bu noktaya gelmez. Darda kaldığımızda, zorda kaldığımızda yanımızda olur. Askeri gelir, polisi gelir, bizi kurtarır diye düşünce vardı. Örgütlülüğü de o kadar örmemişlerdi. 92'den sonra bakın bir sürü, bütün bizim Cemevi de öyle. Kuruluş tarihi 1993. Büyük bir örgütlülük oluştu. İşte Hacı Bektaşevili Kültür Dernekleri şubeleri var. Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri şubeleri var. İşte Cem Vakfı var. Bizim gibi bağımsız vakıflar var. Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı bağımsız bir vakıf. Hepsi de Alevi inanç ve içtihatının hayata geçirmesi, daha örgütlü bir şekilde bir arada durmak, sorunlarımıza daha derli toplu cevap olabilme konusunda örgütlendiler. İyi de yaptılar. Güzel de oldu. Ve her senede unutturmamak için biliyorsunuz biraz böyle insan olarak hafıza kaybına hemen uğrayabiliyoruz. Tabii ki sürekli vah ederek, acı çekerek hatırlama değil. O acıdan ders alarak örgütlülüğünü, mücadeleni, her şeyin ona göre örerek yol almak açısından önemli bir miat oldu. Bu bir. İkinci miat da mesela şu anda çokça tartışılan siyasal İslam mevzusu var. Orada Madımak'ta o da açığa çıktı. Yani laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti aslında Madımak'ta yandı. Yandı. Orada şeriat, yani orada dışarıdaki o şeriat isteriz diye bağıranlar, işte Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak, layık, Türkiye layık değildir diyen birçok sloganlar var. Aynısı 31 yıl sonra şu anda atılıyor sokaklarda. Şu anda mevcut iktidar tarafından, bakanları, işte aktivistleri tarafından dillendiriliyor. Yani siyasal İslam'ın da çok açık bir şekilde görünür olduğu kurumsallaştığı nokta Sivas katliamıdır. Yani Sivas katliamı tek başına canlarımızın yandığı, yitirdiğimiz bir yer değil. Birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir olay. Aslında o döneme biraz vurgu yaptınız. Alevilerin, Kürtlerin, Ermenilerin biraz daha birlikte mücadele etmeye başladı. Birlikte yol yürümeye başladı. Birbirlerini biraz daha gördükleri bir dönemdi. Bu katliam biraz da ona yönelik bir mesajdı da diyebilir miyiz sizce? Evet, yani şimdi Kürt hareketi
uzun bir süre, yani Sivas'tan önce de mücadele ivmesini yükseltmişti ama bölgeye sıkışmış kalmıştı. Yani Kürtlerin çok yoğun olduğu bölgelerde, işte Diyarbakır, Mardin, Şırnak, o bölgelerde olan ve işte terörize edilen, işte ne anlatmak istedikleri çokça dikkat edilmeyen, bu taraftan bizim Aleviler açısından, Batı'da oturanlar açısından, yaşayanlar açısından öyle görünüyordu. Bu noktadan sonra onun da bir kırılması oldu. Yani hiç de öyle değilmiş yani. Bir de bir gezi bunun çok kırılma noktalarından biri dönemsel olarak. Yani biz böyle görüyorduk, böyle dinliyorduk. Gazetelerden, basından böyle izliyorduk. İşte ileri gelen bakanıydı. Devlet yetkilileri bize böyle anlatıyordu ama hiç de gerçek o şekilde değilmiş. İnsanlar kendi hak arayış mücadelesini yapıyorlarmış. Son noktaya geldiğinde bu şekilde yol yürümeye karar vermişler. Doğru yanlış konusunu tartışmıyoruz ama yol yürüyüşlerine böyle karar vermişler. Biz de burada daha birlikte, daha örgütlü hareket etmemiz gerekiyor konusu bir kez daha dile geldi. Bir de o noktaya kadar hep şey vardı, sınıf temelli örgütlülükler vardı. Tüm Türkiye'de Batı yakası dediğimiz işte İzmir, İstanbul, Adana gibi, Ankara gibi şehirlerde böyle sınıf temelli örgütlülükler çok yaygındı. Buna ek olarak hayır, her alanda örgütlenmemiz gerekiyor. Yani Aleviler inanç alanında örgütlenmeli, kadınlar kendi cins kimliğiyle ilgili örgütlenmeli, Kürtler kendi alanında örgütlenmeli, emekçiler kendi alanında örgütlenmeli. Bunlar birbirini kesen, birbirini engelleyen alanlar değildir. Bilinci de yavaş yavaş oturdu. 30 yıldır mesela o şekilde örgütlülüklerde yol alıyor, devam ediyor. Böyle işte. Şimdi bir linç kültüründen de aslında siz toplumsal bir hafızadan bahsettiniz. Sonuçta bu toplumsal hafızanın derin yaraları, derin acılarının karşısında bir de bir linç hafızası, bir pogrom hafızası da var. Onu da bugün görüyoruz. Kayseri'de başlayan ve diğer illerde de şu an dalga dalga yayılan bir linç var. Bu yönüyle siz de ifade ettiniz, iyinin, güzelin hep ötekileştirildiği, zaten iyinin, güzelin hep yakıldığı bir coğrafya diye. Bir taraftan da kendinden olmayanın da aynı şekilde yakıldığı, yıkıldığı bir coğrafya. Bu kültürle ilgili günümüze geldiğimizde neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi insanın içinde iki tane çok güçlü duygu var. Yani birçok duygularımız var ama korku ve sevgi çok güçlü. Yani çok korkuyu beslediğinde yıkıcı olabilir, sevgiyi çok beslediğinde de çok güzel şeyler üretebilir. Bunu defalarca toplumsal olarak da, birey olarak da deneyimledik. Şimdi korkular çok tetikleniyor. Şu anda Suriyelilere karşı yönelik yapılan bu katliamlar, linçler, şimdi çok uzak bir geçmiş değil, yani 10 yıllık bir süreç, hadi 12 yıllık bir süreç ve gözümüzün önünde cereyan ediyor ve teknolojiyle de izliyoruz bütün gelişmeleri. İnsanlar böyle evini, barkını bırakarak en çok sevdiklerini, en çok sevdiği eşyasını, en çok sevdiği ağacını, en çok sevdiği evini, toprağını, yaşam alanını, bırakarak böyle haydi de gidelim diye gelmedi. Gelenler varsa bile onlar sayılıdır. Aileler çoluk çocuğuyla geldi. Gelirken de bir sürü travmalarla geldiler buraya. Onların da her zaman umudu geri dönmekti. Eğer geri dönmeyi karar alıcılar sağlamadılarsa, karar alıcılar kimler? İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, savaşın evet, yani bu süreci yürütenler, müzakereleri yapanlar, süreci körükleyenler ya da sönümlenmesi için inisiyatif geliştirecek olanlar onlar. Yani biz vatandaş olarak istiyoruz, dillendiriyoruz bunu. Fakat sesimiz oraya kadar yükselmediği için bu insanlar akın akın gelmeye başladılar. Orada huzuru bulamayınca, rahatı bulamayınca sürekli, düşünebiliyor musunuz, bir çatışma ortamındasınız. Ne zaman öleceğiniz, kadınlar açısından ne zaman tecavüze uğrayacağınız, mal gibi ne zaman satılacağınız belli olmadan, belirsiz bir ortamda, güvensiz bir ortamda, huzursuz bir ortamda güven duyabileceğiniz alanlara doğru kayıyorsunuz. İşte bunlardan biri de Türkiye'de. Hepsi Türkiye'ye gelmedi. Değişik ülkelere gidenler de var. Ve geldiklerinde de bir yerlere sığındılar. İşte yığıldılar önce Antep'e, Hatay'a.
daha sonra işte Kayseri'ye, Konya'ya, sonra da büyük şehirlere doğru gelmeye. İlkin oralara, sonra büyük şehirlere doğru yavaş yavaş akın akın gelmeye başladılar. Bunlar, belki de biraz da iş imkanı değil mi? Yaşam şartlarına göre de şekilleniyor. Hani bizzat kişilerin kendi tercihi olmayan bir mevzuda direkt onları suçlamak ve direkt onlara yönelmek çok insani ve doğru bir yaklaşım değil. Biliyor musunuz, burada bir savaş oldu. Tüm Türkiyeliler olarak gittik bir ülke, X ülkesine sığındık. Hepimiz birlikte gittik. İçimizde iyisimiz var, kötümüz var. İşte layığımız var, demokratımız var, antidemokratimiz var. Var hepimiz gittiğimiz ama bize bakılan bakış açısı Türkiyeli. Türkiyeliler gelmiş. Türkler gelmiş bakış açısıyla bakmıyorlar mı? Bakıyorlar. Zaten Almanya'da da 90'lı yıllarda yaşanmadı mı benzerleri? Yani bu empatileri kurabilmek için sürekli bunu anlatmak gerekiyor. Ama sürekli şunu deştiğinde, mesela Zafer Partisi bunu çokça da yapıyor. Birçok partiler yapıyor. İşte geldiler, demokratik yapımızı bozdular. İşte işlerimize el koydular. Onların yüzünden doğru dürüst işimiz yok. Ekonomi bu kadar kötüyse bir sebebi de onlar diyerek tek hedef olarak onları göstermek. Mutlaka vardır etkileri ama tek hedef olarak onları götürüyorum. İşte gruplar halinde dolaşıyorlar, hep erkeklerden oluşuyorlar, hepsi denize giriyorlar, kadınlarımız rahat etmiyor. Bu boyutları var ama tek şey, o çözüm noktası bu değil. Sorunu tespit ediyorsun ama çözüm noktası olarak aspirin veriyorsun. Sorun büyükse çözüm noktası belki de ameliyattır. Buna böyle yapmayıp direkt insanları kışkırtarak büyük yani devletin çözeceği, yani orada bu linçe katılan birçok insanın asıl sorunu devletin oluşturduğunu biliyorlar. Çünkü Tayyip istifa diye de sloganlar diyor. Ama ve lakin o öfkelerini, o korkularını en yakınında ve en kolay olan kişiden çıkarıyorlar. Ya da insanlardan çıkarıyorlar. Şu anda hala devam ediyormuş linçler. Peki sizce bu öfkenin nereye aslında yönlenmesi gibi? Bu öfkenin asıl muhatabı olan sisteme, devlete ve bu müzakereleri yürütenlere olması gerekiyor. Onları anlatmaları gerekiyor. Bu demografik yapı değişiyor, doğru değişiyor. Bu kadar nüfusu kaldıramıyoruz, evet doğru kaldıramıyoruz. Onlara yöneltmeleri gerekiyor. İlk Suriye çatışmaları başladığında sınıfıma iki tane öğrenci gelmişti. Çok tatlı, böyle iki kız çocuğu. Ben de o yıl birinci sınıf okutuyorum. Biri orada dördüncü sınıftan gelmiş. Yani dördüncü sınıf öğrencisi düzeyinde. Diğeri daha yeni. İkisini de benim sınıfıma verdiler. Ve okulda hiç kimse kabul etmiyordu. İşte neden kabul etmiyor? Hani zor işte. Ayrıca efor sarf etmen gerekiyor. Onlara okuma yazma bırak, Türkçe öğreteceksin. Bir de geldikleri süre boyunca da topluma karışsınlar istiyorlar. Annesi gelip gidiyordu, ilgileniyordu. İşte İngilizce biliyordu kadın. Kocası mühendismiş. Kendisi de orada ne iş yapıyordu onu hatırlamıyorum da. Eşi mühendismiş. İşte böyle İngilizce biraz anlatıyor. Ben de işte, çocuklar da İngilizce biliyordu. Biraz anlaşmaya falan çalışıyorduk. Ne yapacaksınız? Burada kalabildiğimiz kadar kalacağız. Kalamazsak Amerika'ya gitmeyi düşünüyoruz diyorlardı. Yani imkanları olanlar gittiler. Ve gelmekten de çok mutlu değillerdi. Her böyle ne yapacaksınız, nasıl yaşıyorsunuz, nerede oturuyorsunuz diyemiyordum. Dediğimde böyle gözleri dolu dolu oluyordu. Hala da öyle. Şu anda benim komşularım da var. Zaman zaman sohbet ettiğimiz. Ama zannediyorum burada kalanlar daha yoksullar. Kesinlikle. Kadınlar, çocuklar. Evet. Alevi kültüründe de kadınların, çocukların yeri daha farklıdır. Siz bu anlamda Alevi bir kadın olarak nasıl görüyorsunuz savaştan etkilenen en fazla kadınları ve çocukları? Bizim Alevi inanç ve iştahatında hani bütün her şeyi can olarak görür. Yani bitki de, bitkiyle bir insan aynı düzeydedir. Bir karıncayla insan aynı düzeydedir. Kadınlar öyle, kadın erkek ayrımı olmaz. Hacı Bektaş Veli'nin de söylediği bir söz var ya, kadın erkek noksanlıkta, eksiklikte senin fikirlerinde, bizim de kadın dişi erkek ayrımı yoktur der. Bununla birlikte tabii zamanla Alevi inancında da birçok aşınmalar olduğu için hala toplumsal hayatta bunu tam yaşayamayanlar var. Ama güçlü olarak gene böyle her şeye bir can noktasında yaklaşarak incinmesini,
öldürülmesini, öldürmek en büyük günah sayılır yani, olmaması gereken bir şey olarak görülür. Biliyorsunuz Muharrem ayı da, bu ayın içinde Muharrem ayı da var. 7 Temmuz'da başlayacak, 18 Temmuz'da bitecek. Orada da 72 canın katledilmesi var. Kerbela çölünde çoluk, çocuk, kadın, erkek hepsinin katledilmesi var Yezid tarafından. Bütün savaşları ve katliamları Yezid zihniyeti olarak görüyoruz. Bütün direnişleri de Hüseyin'i bir direniş olarak görüyoruz. Özgürlük direnci olarak görüyoruz. Dolayısıyla bunun da bir Kerbela olduğunu düşünüyoruz. Yani Suriye'deki savaşın, diğer yerlerdeki savaşın bir Kerbela olduğunu, bir zalimin zulmü olarak değerlendiriyoruz. Siyasal İslam'dan da bahsetmiştik yine, aslında bunun Madımak katliamı ile biraz daha kurumsallaştığından, o günden itibaren daha bir görünür yüzünün belki de bir tarafı olduğundan bahsettik. Günümüze geldiğimizde inşa edilen daha tekçi, tek dil, tek din, tek mezhep inancı, yani bunun kurumsallaştırılıyor olması Alevilerin bugün yaşadığı sorunlara nasıl etki ediyor? Alevilerin bugün yaşadığı sorunlar, talepler neler? Evet, bunun en somut etkisi biliyorsunuz Kültür Bakanlığı'na bağlanan Alevi Bektaşi ve Cemevleri diye bağladılar Kültür Bakanlığı'na. Öncelikle biz bu şekilde ve şuradan bahsedeyim. Bütün dedelerimizi arıyorlar. Bizim Cemevimizin dedesini, Postiş'ini de aradılar. İşte Kültür Bakanlığı'na bağlanıyoruz. İşte Kültür Bakanlığı'na bağlandığımızda işte dedelerin maaşları oradan verilecek. Bu ilk işte, bakanlık kurulurken evet, değil mi? Bir yıldır yaptıkları bir çalışma. Danışmanları aracılığıyla Türkiye'deki bütün şeyleri arıyorlar. Cemevlerini arıyorlar. Mesela İstanbul'da da 114 mü 120'ye yakın bir cemevi var. Tek tek arıyorlar dedelerini, yönetimini, bizi ve dedelerimizi. Bizim bir inanç meclisimiz var. Bir de bizim yönetimimiz var. Kadın meclisimiz ve gençlik meclislerimiz var. Onları tek tek arıyorlar. İşte dahil olmak ister misiniz? Katılmak ister misiniz? İşte bağlandıklarında onlara maaş bağlanacağını. Biz yönetim olarak da dedemizin de, bu olay daha yeni oldu. Söylediği şey şu: öncelikle biz Aleviler olarak bizim inancımızı, kültürümüzü, yani biz bir kültür olarak evet biz bir inanç kültürüyüz, fakat zaten biz onu yaşıyoruz. Biz yasalar nezdinde eşit yurttaşlık istiyoruz ve dolayısıyla bu eşit yurttaşlık çerçevesinde cemevilerimizin bizim ibadethane olduğunu kabul edilmesini istiyoruz, ama resmi olarak, yasal olarak. Söz uçar, yazı kalır. Ve yönetimlerin iyi niyetlerinden değil, tamamen olması gereken bir şey, yasalarla hukuki olarak bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim zaten cemevimiz var. Zaten biz kendimizi çeviriyoruz. Bütün taliplerimiz, yol erkanlarımızla birlikte elektriğimizi de öderiz, suyumuzu da öderiz, dedelerimizin maaşını da öderiz. Bizi eşit yurttaşlık temelinde kabul edip yasalarda cemevlerimizin ibadethane olduğunu, Aleviliğin bir inanç olduğunu kabul ediyorsanız, ama bir Kültür Bakanlığı nezdinde bağlanmayı kabul etmiyoruz. Sorumlu din derslerini kabul etmiyoruz. Son oluşturdukları bütün projeleri, ÇEDEF, bu ve bunun gibi projeleri kabul etmiyoruz. Layık, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti olması gerektiğini düşünüyoruz. Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na başkan olarak getirilen Ali Rıza Özdemir'in atanması, bununla ilgili peki Alevi kurumlarının hani telefon açıldığını vesaire söylediniz. Veya bu başkanlık oluşturulmadan önce Alevi kurumlarıyla, dernekleriyle bir araya gelinip hani böyle bir başkanlığa dair fikirler alındı mı, veya onun başkanının kim olacağına dair? Şimdi hatırlarsanız bir çalıştaylar süreci olmuştu AKP hükümeti döneminde. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemlerdeydi. Bir çalıştaylar, Alevi çalıştayı oldu. Birçok çalıştaylar yapıldı. O çalıştayların olduğu dönemlerde birçok Alevi inanç önderleri davet edildi. Bununla ilgili bilgiler, fikirler, raporlar hazırlandı. Yani yol haritamız belli. Yani Pir Sultan Abdal Derneği'nin yöneticileri,
Federasyonu'na da gitseler, Hacı Bektaşi Veli'ye de gitseler, Cem Vakfı'na da gitseler, bize de gelseler. Hepsinin net olduğu 4-5 tane şey var. İşte eşit yurttaşlık, anayasal hakların tanınması, zorunlu din derslerinin kaldırılması gibi böyle 6-7 tane madde. Bunu bütün kurumlar, federasyonların kabul ettiği ve bütün Alevilerin hemfikir olduğu şeyler bunlar. Hani alt nüanslarında farklılıklar oluşabilir ama temel 5-6 tane koyduğumuz madde var. Bunu da hepsi biliyor. Devlet de biliyor, devlet erkanı da biliyor, yöneticiler de biliyor. Ama kendine göre yöntemler oluşturuyorlar. Yani Alevilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Alevi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda değil, kendi ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyorlar. Bu da bizi kapsamıyor diyelim. Son olarak program süremizin de sonuna geliyoruz. Benim sormayı atladığım, sizin ifade etmek istedikleriniz varsa alalım. Yavaş yavaş programımızı kapatalım. Öncelikle program için teşekkür ederim. Başta söyleyemedim. Tüm çalışanlarınıza, size çok teşekkür ederiz ifade etme şansı tanıdığınız için. Aşağı yukarı söyleyeceğimiz bu. Bugün 2 Temmuz, zulmün bir kez daha yaşandığı yer. Unutmadık. Yani büyük bir yara. Bu yaraya da 31 yıldır merhem sürülmedi. Birkaç kişi, yani 120 kişinin içinden birkaç kişi yargılandı. Asıl failler bulunmadı. Asıl yönlendiriciler bulunmadı. Dolayısıyla yaramız hala kanıyor. Yitirdiklerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de değerlendirmeleriniz için, bugün konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili Fikir Durağı izleyicileri, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.